Arkadaşlar merhaba, Akademi Kafa Dengine hoş geldiniz. Ben YouTuber hocanız Ersin Hoca. Bugün kombinasyonlara başlıyoruz. Kombinasyon en büyük eşittir R olmak üzere n elemanlı bir kümenin R elemanlı alt kümelerine n'nin R'li kombinasyonu denir denmiş. Arkadaşlar şimdi bak buradaki durum şöyle. N elemanlı bir kümemiz var. Biz R elemanlı kümelerimizin sayısını merak ediyoruz. Biraz daha sayısallaştırayım da şuradaki matematiksel cümlelerden biraz kurtarayım sizi. Mesela 5 elemanlı bir kümeniz var. İki elemanlı kaç tane alt küme oluşturabilirsin sorusunu kombinasyonla cevabını bulacağız. N'in R'lisi olmak üzere görüldüğü gibi şu şekilde gösterilebilir ya da o baştaki C kombinasyonun malum kombinasyon kısmından gelen C. Dolayısıyla N'in R'lisi şeklinde gösterilir. Peki nasıl bulunur? N'in R'lisi eşittir. N faktöriyel bölü R faktöriyel çarpı N eksi R faktöriyel. Sanki şurası olmasa bu bir permütasyon açılımı. Hatırlarsınız permütasyonla alakalı N faktöriyel bölü N eksi R faktöriyel demiştik. Aşağıda bir R faktörümüz var. Fakat biz kombinasyonu genelde böyle açmayacağız. Mesela kombinasyonu 8'in üçlüsü dediğinde 8, 7, 6 yazacağız. Ki bu sana tanıdık gelmedi. Permütasyon hikayesinde böyle konuşmuştuk. Bölü 3 faktöriyel diyeceğiz. 3 buradan. Neden 3 tane sayı yazdık? O da buradan. Neden 8'den başlıyoruz? O da buradan. Dolayısıyla kombinasyon 11'in ikilisi dense 11 çarpı 10 bölü 2 faktöriyelle bunu bulacağız. Bakın bu kuralı bilmeniz bazı sorularda işinize yarayabilir. Ne gibi sorularda? Atıyorum öncül vermiştir. İşte öncüllerden bir tanesine bunu koymuştur. Doğru mudur, yanlış mıdır tarzında bir soru soruyordur. O zaman belki bunu bilmek lazım olabilir. Fakat uygulama kısmında bu birazcık hantal bir kural. Dolayısıyla bu konuştuğumuz maviyle yazdığım yerlere dikkat ederseniz süper olur. Kombinasyonun özellikleri demişiz. N'in sıfırlısı N'in n'lisine eşit. Yani 5'in sıfırlı kombinasyonu ile 5'in beşli kombinasyonlarını birbirlerine eşit diyor. N'in birlisi N'in n eksi birlisine eşit. N'in birlisi N'in n eksi birlisine eşit. N'in r'lisi N'in n eksi r'lisine eşit. Galiba bu şundan kaynaklanıyor. N eksi 1 ile 1'i topladığımda yukarıdaki ifadeyi vermesinden kaynaklanıyor. Alt tarafta kombinasyon ifadesinin alttakilerin toplamı eğer üsttekini veriyorsa bu kombinasyonlar birbirlerine eşit. Bakın burada da onu göreceğiz. N eksi r ifadesi r ile toplandığında n ifadesini verdiği için N'in r'lisi N'in n eksi r'lisine eşit. Bakın bu üç tanesi aslına bakarsan epeyce yoğun kullanacağımız durumlar içeriyor bilgin ola. N'in A'lısı N'in B'lisine eşitse bu durumda ya A B'ye eşittir ya da demin anlattığımız üzere A ile B'nin toplamı N'e eşit olmalıdır. Bu da sorularda epeyce karşımıza çıkacak durumlardan bir tanesi. Ne olur unutma. N'in A'lısı N'in B'lisine eşitse A ya B'ye eşit yani alttakiler eşit olabilir ya da alttakilerin toplamı yukarıdaki ifade eşit olabilir. N'in sıfırlısı, N'in birlisi, N'in ikilisi, bla bla bla, N'in n'lisi 2 üzeri N eşit. Bunun matematiksel karşılığını çıkartıp sözel bir karşılık koyalım. N'in sıfırlısı dediğimiz kısım. İlk sayfada ne demişti? N'in R'li kombinasyon demek. Aslında N elemanlı bir kümenin R elemanlı alt kümelerini bulmak demek. O halde N'in sıfırlısı, N elemanlı bir kümenin sıfır elemanlı alt kümeleri. 1 elemanlı alt kümeleri, 2 elemanlı alt kümeleri, bla 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 bla. N elemanlı alt kümelerin toplamı bu durumda bütün alt kümelerinin toplamı olacağı için 2 üzeri N sana tanıdık gelecektir. Alt küme sayılarının malum toplam alt küme sayısını veren kural 2 üzeri N eşittir. Biraz nadir karşımıza gelecek durumlardan bir tanesi ama bilmekte kesinlikle problem yok. N'in R'lisi N'in R artı birlisiyle toplanınca bakın üst taraf 1 artmış oluyor. Alt taraf ise büyük olan kısmı almış oluyoruz. Sorumuzda 9'un sıfırlısı, 7'nin birlisi, 15'in 13'lüsü ve 19'un 19'lu kombinasyonları sorulmuş. Önce kolaylarından başlayalım. 9'un sıfırlısı 1'e eşit. 19'un 19'lusu 19'un sıfırlısına eşit olacağı için bu özelliklerden birincisiydi. O da 1'e eşit olacaktır. 7'nin birlisi 7'ye eşittir. 15'in 13'lüsü arkadaşlar 15'in ikilisine eşit. Ne olur unutmayın. 13 ile neyi toplarsam 15 olur sorusuna karşılık 2. 15'in ikilisi de nasıl uygulanır kısmında 15 çarpı 14 bölü 2 olarak karşımıza gelecektir. Bunları sadeleştirirsem 7 çarpı 15'ten 105 gelecek. Şimdi benden istenen ifade 1 artı 7 artı 105 artı 1 olacaktır. 1, 8, 113, 114 geldi. 8'in 5'lisi, 9'un 6'lısı, 9'un 7'lisi demiş. Şimdi biz bunları tek tek bulalım arkadaşlar. 8'in 5'lisi dediğimiz ifade 8'in nelisine eşit? 3'lüsüne. 8'in 3'lüsü 8 çarpı 7 çarpı 6 bölü 3 faktöriyel olacaktır. 3 faktöriyel 6 ile sadeleştirir. Dolayısıyla buradan 56 gelir. 9'un 6'lısı 9'un 3'lüsüne eşit. Bu arada aşağıyı ne kadar küçültürseniz işleminiz o kadar kolay olacaktır. Onun için biz 9'un 6'lısı üzerinden niye yapamıyoruz tarzında bir şey aklınıza takılmasın. 9'un 3'lüsüne eşit neticede. 9, 8, 7 bölü
3 faktöriyel. Şimdi burası 9, burası 6. 3'e 2. 3 çarpı 4, 12 7 ile çarptım 84. 9'un 7'lisi 9'un 2'lisine eşit. Buradan da 9 çarpı 8 bölü 2, buradan da karşıda 36 olacak. Bu durumda 56 artı 84 artı 36. 84, 36, 120. 56 ile toplarsam 176 olacaktır. Sorumuzda n'in 5'lisi, n'in 6'lısı eşit olarak n kaçtır demiş. Arkadaşlar demin özellikleri konuşurken bununla alakalı karşımıza bir şey çıkacağını söyledim. Alttakilerin toplamı üsttekini vermesi gerekiyor dedik. Bu durumda n eşittir 5 artı 6'dan karşılığı ne gelecektir? 11 gelecektir diyoruz. Sorumuzda 14'ün n'lisi 14'ün 3n eksi 2'lisine eşitmiş. N alabileceği değerlerin bulalım demiş. Arkadaşlar o özellikler sayfası bence screenshot yapıp kesinlikle telefonunda bilgisayarına saklaman gereken bir yer içeriyor. En azından kombinasyon sorularını çözerken çok işine yarar. 14'ün n'lisi 14'ün 3n eksi 2'lisine eşitse ya aşağıdakiler birbirlerine eşittir demiştik ya da alttakilerin toplamı üsttekine eşittir demiştik. Bu durumda 2'yi bu tarafa attım. N'i de bu tarafa attığımda 2n 2'ye, n'in karşılığı buradan kime eşit olacaktır? 1'e. Burası 4n yaptı. 3n ile n'i toplayınca eksi 2'yi karşı tarafa gönderdiğimde 16. N'in karşılığı buradan 4 geldi. Dolayısıyla n alabileceği değerler ya 1'dir ya da 4'tür diyoruz. Ve bu soruyu da matematiğin derin sularına gönderiyoruz. N'in ikilisi 28 eşit olduğuna göre n kaçtır denilmiş. Arkadaşlar n'in ikilisini şöyle açman lazım. N çarpı n eksi 1 bölü 2 faktöriyel eşittir 28. Şimdi n çarpı n eksi 1 nereden geldi? Bizim kombinasyon açılarımızda biliyorsun. Önce kendisini, sonra bir eksini yazıyoruz. Toplamda iki tane yazmam gerekiyor. Gördüğün gibi iki tane yazdım. Aşağıya da buradaki ifadenin faktörünü yazıyorduk. N çarpı n eksi 1. 2 çarpı 28'den 56. Şimdi bakın. Ben normalde bu ifadeyi sana anlatırken ikinci derece denklem görmüş insanlarsınız diyerek n ile n eksi 1'i çarpıp 56'yı da bu tarafa gönderip eşitliğin bir tarafını sıfır yaptıktan sonra elde ettiğim ikinci derece denklemi çözebilirim. Çok da matematiksel olur. Güzel soru dersin. Fakat aslına bakarsın daha basit bir yöntemden bahsedeyim. N ile n eksi 1 arasındaki ilişkiyi lütfen gözden kaçırmayın. N ile n eksi 1'ler arasında asal sayılar diyemeyeceğim aslında ama biraz sonra öyle de olacaklar. Ardışık sayılar. Çünkü aralarında bir fark var. Aralarında bir fark varsa belki de bu seni kurtaracak cümlelerden, unuttuğunu bir şeyle hatırlatacak cümlelerden bir de aralarında asallar. Peki ardışık iki sayının çarpımı 56 nasıl oluyor? 8 ve 7'yi çarparsanız 56 olacaktır. Bu durumda aradığımız n'in karşılığı 8 gelecektir diyoruz. Evet sorumuz diyor ki A kümesi A, B, C, D, E elemanlarından oluşan bir küme 3 elemanlı alt kümenin sayısını sormuş. Şimdi 5 elemanlı bir kümenin 3 elemanlı alt küme sayısı 5'in üçlü kombinasyonuyla bulunacak. Bu durumda 5'in üçlü kombinasyonu istenirse 5'in ikili kombinasyon olarak da yazılabilir ama zaten sayılar küçük olduğu için zorlamıyorum. 5 çarpı 4 çarpı 3, 3 tane sayı açtık. Aşağıdaki 3'ten kaynaklı 3 faktöriyel yazdım. Şimdi arkadaş 5 kere 4 20. 3 ile çarptın 60. 3 faktöriyel 6. Bu durumda 60 bölü 6'dan 10 gelecektir. B sorusunda diyor ki kaç tanesinde A bulunmaz? A'nın üstüne çarpıyı koydum. Ben kaç elemanlı alt kümedir istiyorum? 4. Seçebileceğin kaç tane elemanın kaldı? 4. Ama o zaman 4 tane istemiyorum ki ben. Bakın o en baştaki 3 elemanlı ifadesi bütün sorular için geçerli, haberin olsun. He hocam tamam anladım ben. Yani biz her seferinde 3 elemanlı alt kümeler bulacağız. Evet her seferinde 3 elemanlı alt kümeler bulacaksın. Elinde kaç tane eleman vardı? 4. Bu 4 taneden 3 elemanlı alt kümede oluşturacaksan 4'ün üçlüsünü bulmalısın. 4'ün üçlüsü de 4'ün birlisine eşit. N'in birlisi N'e eşit olduğundan dolayı 4'ün birlisi de 4'e eşit. Kaç tanesinde B bulunur diyor. O zaman biz B'yi bir koyalım. Şurayı bir temizleyelim arkadaşlar. Artık B'yi kullanamayacağız. Şimdi dikkat edin. Elinizde kaç tane eleman kaldı? 4 tane eleman var. Kaç tane eleman seçeceksin? 2 tane. O halde 4'ün ikilisini seçiyorum. Şimdi bazı arkadaşlar dönüp de bana şey demesinler. Hocam hani 3 elemanlı oluşturuyorduk? Evet 3 elemanlı oluşturuyoruz arkadaşım. Ama B'yi zaten koyduk ya. Şu an B'nin yanına 2 tane daha eleman seçmem lazım. Onun için 4'ün ikilisi. Bu durumda 4 çarpı 3 bölü 2 faktöriyel gelecektir. Buradan da 12 bölü 2'den 6 olacaktır diyoruz. Şurayı tekrardan temizliyorum. D sorusu için kaç tanesinde C bulunur D bulunmaz diyor. Şimdi arkadaşlar C bulunur dedi C'yi koydum. D bulunmaz dedi. Direkt üstünü çizdim. Şimdi kullanabileceğim kaç tane elemanım var bu kümede? 3 tane. A var, B var ve E var. Peki C'nin yerine kaç tane eleman seçeceksin? 2. Bu durumda kalan 3 tane elemandan 2 tanesini ne yapmak zorundasın? Seçmek zorundasın.
3'ün ikilisi 3'ün birlisine eşit. 3'ün birlisi de kime eşit kardeşim? 3'e eşit deyip buradan da mevzuyu bitirmiş oluyoruz. Diyor ki 9 kişilik bir gruptan 4 kişilik bir takım kaç farklı şekilde oluşturulabilir? E tamam, 9 kişiden 4 kişi seçeceğiz. 9'un 4'lüsü lazım bana. Bu durumda 9 çarpı 8 çarpı 7 çarpı 6 bölü. Bak 4 tane açtım. Bölü 4 faktöriyel. 4 faktöriyel biliyorsun 24'e eşit. 8'e de 6'nın çarpımı 48 bu 24'te sadeleşirse buradan 2 gelecek. Bu durumda 2 çarpı 9 18, 18'de de 7'yi çarpmam gerekiyor. Buradan da karşılığı 126 farklı şekilde oluşturulabiliyormuş. Bu 9 kişi içerisinden 4 kişilik grup. 12 öğrenci arasından 5 kişilik bir grup ve bu grup içinden de bir başkan seçilecektir. Başkan ve 4 kişiden oluşan bu grup kaç farklı biçimde oluşturulabilir? Arkadaşlar öncelikle biz 5 kişi seçmemiz gerekiyor. 12'nin 5'li kombinasyona ihtiyacım var. Tamam, bu 5 kişiyi seçtik. İşimiz bitti mi? Bitmedi. O zaman çarpı diyorum, devam ediyorum. Bu 5 kişi içerisinden de bir tane başkan seçiyorum. Yani 5'in birlisini seçiyoruz. Dolayısıyla durumu bitirmiş oluyoruz. Bunu hesap etmeyeceğim. Çünkü 12'nin 5'li kombinasyonu biraz büyük bir değer verecektir. Dolayısıyla bu tarz ifadeler için permütasyonla alakalı konuşurken tekrar permütasyon videosunda da söyledim. Böyle bırakılır arkadaşlar bunlar. Oturup da sayısal değerler oluşturulmaz. Sorumuzda 4 erkek 5 kız öğrencinin bulunduğu bir gruptan 2 erkek 3 kız öğrencilerinden oluşan 5 kişilik bir grup kaç farklı şekilde oluşturulabilir demiş. Şimdi arkadaşlar 2 tane erkek seçmemi istiyor. Kimin içerisinden? Şuradaki 4 tane erkeğin içerisinden. O zaman 4 tane erkeğin içerisinden 2 tane erkek seçeceksek bu 4'ün ikili kombinasyonuyla gerçekleşecek. İş bitti mi? Bitmedi. Onun için çarpı deyip devam ediyorum. Çünkü bizden istenilen 5 kişilik bir grup oluşturmamız. Peki sonra da 3 kız isteniyor. Kimin içerisinden? Tabii ki bu 5 kızın içerisinden. Bu durumda 5'in üçlüsü gelecektir diyoruz. Şimdi 4'ün ikilisi 4 çarpı 3 bölü 2 faktöriyel. 5'in üçlüsü arzu edilirse 5'in ikilisinden de hesap edebilir. Fakat 5'in üçlüsü üzerinden gideceğim. 5 çarpı 4 çarpı 3 bölü 3 faktöriyel. 4 çarpı 3 12. 2'ye böldün 6. 5 çarpı 4 çarpı 3 ne kadar yaptı? 60. Aşağıdaki 3 faktöriyel 6'ya eşit. 60'ı 6'ya bölünce 10. Buradan da karşılığı 60 farklı şekilde olabilir. Şimdi B sorusu bizim için son derece önemli sorulardan bir tanesi. En az bir kız öğrencinin bulunduğu 5 kişilik bir grup kaç farklı şekilde oluşturulabilir demiş. En az bir kız öğrencinin bulunduğu. Şimdi en az bir kız öğrenci bulunacaksa 1 kız 4 erkek 2 kız 3 erkek. Hocam niye bunları böyle seçiyorsun? Çünkü 5 kişilik grup oluşturmamı istiyor. 3 kız 2 erkek 4 kız 1 erkek ya da 5 kız hiç erkek olmayacak şekilde oluşturabilirim. Çünkü en az bir kız demek bir kız olur, iki kız olur, üç kız olur, dört kız olur, beş kız olur demek anlamına geliyor. Peki. Şimdi bir kız seçiyoruz. Beş tane kızın içerisinden bir kız, beşin birlisi. Dört tane erkek seçiyoruz. Dört tane erkeğin içerisinden dört tane erkek seçtik. Bakın bu durum bitti. Yeni bir durum inceleyeceğimizden dolayı artı koydum, devam ediyorum. Şimdi iki kız seçiyorum. Beş tane kızdan iki tane kız, 4 tane erkekten de 3 tane erkek seçiyorum. Bu durum da bitti. Şimdi 3 kız 2 erkek seçeceğiz. 3 tane kız seçiyoruz. 5 tane kızın içerisinden 3 kız çarpı 4 tane erkeğin içerisinden 2 tane erkek seçtik. Şimdi 4 tane kız seçiyoruz. 5'in 4'lüsü 5 kız içerisinden 4 kız ve 4 erkek içerisinden 1 tane erkek seçtik. Ve son olarak 5 tane kız seçeceğiz. 5'in 5'lisini seçmek zorundayız. Bunların sonuçlarını bulup toplayacağız. 5'in 1'lisi 5. 4'ün 4'lüsü 4'ün 4'lüsü. Oo, işte tebrikler. 4'ün 4'lüsü tabii ki de kaç eşit arkadaşlar? Bunu yorum kısmına bir yazmanı istiyoruz. Ama şimdi sonrasına yazarsan çakallık olur. 4'ün 4'lüsü evet 1 eşit. Hemen sebebini açıklayalım. Hatırlarsan özelliklerde n'in n'lisi ve n'in sıfırlısı ile alakalı mevzunun birbirlerine eşit olduğu ve bunların da kime eşit olduğu söylendi 1'e. Dolayısıyla 4'ün 4'lüsü buradaki n'in n'lisine karşılık geldiğinden dolayı karşılığı 1. 5'in ikilisi 5 çarpı 4 bölü 2'den 10. 4'ün üçlüsü 4'ün birlisine, o da 4'e eşit. 5'in üçlüsü zaten 5'in ikilisine eşitti. Çakallık yapın, demin onu buldunuz zaten. 4'ün ikilisi 4 çarpı 3 bölü 2'den 6. 5'in dörtlüsü 5'in birlisine eşit, yani buradan 5 gelecek. 4'ün birlisi 4. Artı 5'in beşlisi, deminki hataya düşmeyin. 5'in beşlisi 1'e eşit. Buradan toparlayalım. Şimdi 5, 40, 60... Artı 20 artı 1. 100, 126 yaptı buranın tamamı. Dolayısıyla en az bir kız öğrencinin bulunduğu 5 farklı, 5 kişilik bir grup 126 farklı şekilde oluşturulabiliyormuş. Sorumuzda
Aralarında Ömer ile Cemre'nin de bulunduğu 8 kişiden 4 kişilik bir ekip kurulacaktır. Şimdi ilk sorumuz diyor ki bu ekip kaç farklı şekilde kurulabilir? Hiçbir şart yoksa 8 tane kişiden 4 tane kişi seçilerek 8'in 4'lüsü yani 8 çarpı 7 çarpı 6 çarpı 5 bölü 4 faktöriyel ki onda 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 diye yazayım ben. 3 çarpı 2 6 ile gitti. 4 ile 8 daha değiştirdim. 2 çarpı 5 17 ile çarptığında ilk sorumuzun cevabı 70 gelmiş. İkinci sorumuz diyor ki Ömer ile Cemre'nin bulunmadığı. Şimdi bak 8 kişiden 2 tanesi kimdi zaten? Ömer ile Cemre. O Ömer ile Cemre'yi ayırdık. Geriye kaç kişimiz kaldı? 6. 6 kişi içerisinden 4 kişi seçeceğiz. Bu durumda bu 6'nın kime eşit? İkilisine. Buradan da 6 çarpı 5 bölü 2 faktöriyel gelecektir. Bunun da karşılığı 15 olacaktır. Ve son kısım. Ömer'in bulunup Cemre'nin bulunmadı. Cemre'yi ayırdık. 8 kişiden Cemre'yi ayırırsan 7 kişi kalır. Bu 7 kişiden Ömer kesin bulunacak diyorlar. O zaman biraz böyle şenlendirelim burayı. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kişi bunlar. Şimdi Cemre bulunmayacak. Bunu çizdim. Kaç kişilik ekip oluşturuyoruz biz? 4 kişi. Ömer'i koyduk. Bunu da bir daha kullanamayacağız. Şimdi Ömer'in yanına kaç kişi lazım? 3 kişi. Peki bunu kimden seçeceksin? Tabii ki burada Ömer ve Cemre'nin dışında kalan 6 kişiden seçeceksin. Dolayısıyla karşılığı 6'nın üçlüsü olacaktır. Bu durumda 6 çarpı 5 çarpı 4 bölü 3 faktöriyel. 3 faktöriyelle 6 sadeleşirse 5 çarpı 4'ten karşılığı 20 gelecektir diyoruz. Sorumuzda bir öğrenci 11 soruluk bir sınavda 7 soruyu cevaplayacaktır. İlk 5 sorudan en az 3'ünü cevaplamak şartıyla kaç farklı seçim yapılabilir? Şimdi 11 tane sorumuz var. 7 tane soru cevaplayacak bu öğrenci. İlk 5 sorudan en az 3'ünü cevaplamak zorunda. En az 3'ünü. O zaman şöyle diyelim. Şimdi biz ilk 5 sorudan 3 tanesini cevaplayalım. Geriye cevaplamam gereken toplamda 7 soru vardı. 4 soru kaldı. Peki bu ilk 5 sorunun dışında kaç tane sorunuz var? Toplamda 11 sorunuz olduğuna göre bu durumda geriye 6 tane sorunuz kaldı. 6 tane sorunla 4 tanesini cevaplamak zorundasın. Artı en az 3 diyordu ya belki ilk 5 sorunun 4'ünü cevaplayacağım ben. Dolayısıyla 6 tane sorunun da toplamda 7'ye ulaşabilmek için 3 tanesini cevaplaman lazım. Ve son olarak ilk 5 sorunun belki de 5'ini cevaplayacağım. Geriye kalan 6 sorunun ikisini cevaplayıp toplamda neye ulaşmam lazım? 7'ye. Dolayısıyla bunları çarpıp topladıktan sonra elde edeceğimiz işlem bizim için sorumuzun nesi olacaktır? Cevabı olacaktır diyoruz. 5'in üçlüsü 5'in ikilisine eşit. 5'in ikilisi 5 çarpı 4 bölü 2'den 10. 6'nın dörtlüsü 6'nın ikilisine eşit. Bu da 6 çarpı 5 bölü 2'den 15. 5'in dörtlüsü 5'in birlisine eşit yani 5. 6'nın üçlüsü hemen hesap edelim. 6 çarpı 5 çarpı 4 bölü 3 faktöriyel. Bunlar gider. 5 çarpı 4'ten de karşılığı 20 olacak. 5'in beşlisi bu 1'e eşit. 6'nın ikilisi 6 çarpı 5 bölü 2'den 15. 10 çarpı 15 150. 5 çarpı 20 100 ve son olarak bir de 15 gelecek. 150, 250, 265 elde edilecektir diyoruz sorumuzun cevabını. Sorumuz diyor ki 9 seçmeli dersten belli 3'ü aynı saatte verilmektedir. Bu derslerden 4 tane seçmek isteyen bir öğrenci kaç farklı seçim yapabilir? Şimdi arkadaşlar şöyle göstereyim ben. Bu bir ders, bu bir ders, bu bir ders, bu da bir ders, bu da bir ders. Fakat 3 tanesi aynı saatte. Ne demek aynı saatte? Yani bu 3 taneden bir tanesini kesinlikle seçmek zorundasınız. Yani kesinlikle seçmek zorundasınız derken bu 3 tanesinden bir tanesini seçebilme durumu söz konusu. Üçünü birden ne yapamıyorsun? Seçemiyorsun. Şimdi bu durumu değerlendirdiğimde şöyle bir şey yapabilirim ben. Bu derslere hiç girmem. Bu 6 tane dersten 4 tanesini seçerim. Farklı zaman dilimlerinde olduğundan dolayı seçme kısmını bitiririm. 4 tane ders seçmiş olabilirim. Fakat ben şunu da yapabilirim. Bu 6 tane dersten 3 tanesini seçerim. Bir de bu 3 tane dersten bir tanesini seçelim ve bu durumda toplamda 4 ders ve hepsi farklı zaman dilimlerinde olacak şekilde ayarlamış olurum diyorum. Dolayısıyla 6'nın 4'ü 6'nın ikilisine ve 6'nın ikilisi de 6 çarpı 5 bölü 2'den 15'e. 6'nın üçlüsü deminki soruda hesap etmiştik hatırlarsanız 20. 3'ün birlisi 3. 3 çarpı 20 60. 15 daha gelirse 75 olacaktır diyoruz. Şimdi bu soru çok klasik sorulardan bir tanesi. Lütfen çözüm mantalitesini iyi algılayın ve neyi ne şekilde kullandığımızı mutlaka kendiniz adına iyi bir yatırım haline getirin. Geldim detay bir bilgiye. Diyor ki A tane özdeş nesne B kişiye A artı B eksi 1 in A'lı kombinasyonu farklı şekilde dağıtılabiliyor. A tane özdeş nesne B kişiye. Mesela 4 tane özdeş kitap 3 kişiye dağıtılacaksa
Bu durumda 4 artı 3 eksi 1'den 6'nın dörtlüsü haline getirilecekmiş. Örneğin 3 özdeş kalem çocuklara istenen sayıda verilmek suretiyle 5 çocuğa kaç değişik şekilde dağıtılabilir sorusuna karşılık 3 özdeş kalem 5 çocuğa dağıtacağımıza göre 3 artı 5 eksi 1'den 7 oldu üst taraf. Kaç nesne nesne kaç 3 tane kim? Kalem. Dolayısıyla 3 7'nin 3 binden de 35 gelecektir diyoruz, haberin ola. Önemli olan kısım burada alt tarafa yazdığımız ifadenin nesne olduğunu unutmamak. Üst taraf zaten bir şekilde hatırlanıyor. Topluyorum 1 çıkartıyorum tarzında. 10 sporcudan 5 kişilik bir takım oluşturulacaktır. Bu 10 sporcudan takıma girecek 2 kişi belli olduğuna göre takım kaç değişik şekilde kurulur? Şimdi arkadaşlar 5 kişilik bir takım oluşturacağız. 2 kişi zaten takıma gireceği kesin. Peki bu durumda 10 sporcudan ikisini takıma yerleştirdiğimize göre seçeceğimiz insan sayısı 8'e düştü. Bu 8 kişiden burayı doldurabilmek için 3 tane insan seçmemiz lazım. Bu durumda 8'in üçlüsü, bu da 8 çarpı 7 çarpı 6 bölü 3 faktöriyel getirecektir. Bunları da sadeleştirirsen buradan karşılığı 56 olacaktır diyoruz. Bir otelde 2 yataklı 1, 3 yataklı 2 oda boştur. 2 yataklı 1, 3 yataklı 2 oda boştur. 8 kişi, belirli ikisi farklı odalarda kalmak şartıyla otele kaç değişik biçimde yerleştirilebilir? Odalarda yatak sıralaması değişik yerleştirme sayılmayacaktır deniyor. Şimdi arkadaşlar 2 yataklı bir odamız var. Bunu şöyle gösterelim. 3 yataklı da 2 odamız var. Bunu da şöyle gösterelim. Şimdi 8 kişi belli ikisi farklı odalarda kalmak şartıyla. Belli ikisi farklı odalarda kalacak. Mesela bir tanesi Ahmet olsun, bir tanesi de Veli olsun bunlardan. Ahmet ile Veli farklı odalarda kalacaklarmış. Şimdi Ahmet diyelim ki bu odada kaldı. Ahmet'i buraya yerleştirdim. Veli'yi de hemen başka bir yere yerleştirmem lazım. Mesela Veli'yi de buraya yerleştirdim. Tamam. Geri kalanlar nasıl gerçekleşecek? Şöyle gerçekleşecek. Normalde 8 tane kişimiz vardı bizim. Bu 8 tane kişiden farklı 2 tanesini çıkarttım. Onların yerleri malum farklı olacak şekilde konuldu. 6 tane insan kaldı. O 6 tane kişiden birini buraya yerleştirdim. Çarpı geriye kalan 5 tane ikisini buraya yerleştirdim. Çarpı geriye kalan 3 taneden 3'ünü buraya yerleştirdim. Bakın Ali 2 kişilik odada, Ahmet miydi? Ahmet. Ali 2 kişilik odada. Veli de 3 kişilik odalardan bir tanesine kaldığı takdirde bu şekilde yerleştirme gerçekleşebiliyor. Peki Ali 2 kişilik odada değil de 3 kişilik odada kalmış olsa. Şimdi o zaman şöyle mi yapacağız? Bunu siliyorum. Ali'yi buraya alıyorum. Yalnız bu arada bana şunu da demeniz lazım. Hocam deminki kısma geri dön. Ali'yi sen buraya koydun. Tamam, oraya eminiz. Veli'yi buraya koyarsan ne olur? Veli'yi buraya koyarsam galiba bu bulduğum ifadenin aynısı gelir. Niye? Çünkü 6'nın birisini buraya yerleştireceksiniz. Sonra 5 kişi kaldı. 5'in üçlüsünü buraya yerleştireceksiniz. Ve son olarak 2'nin ikilisini buraya. Hocam aynı çıkmaz ki. Bakalım aynı mı çıkar? 6'nın birlisini buraya yerleştirdin. Geriye kalan 5 kişiden 5'in üçlüsünü yerleştirdin ve burada da 2'nin ikilisini yerleştirdin. Bakın 3'ün üçlüsüyle 2'nin ikilisi birbirine eşittir. İkisi de 1. 5'in ikilisinin zaten 5'in üçlüsüne eşit olduğunu biliyoruz. O da 1. Dolayısıyla buradan çarpı 2 diyorum ikinci durum olarak. Şimdi artık şunları bir temizleyelim. Ali'yi buradan alalım. Vallahi o da şüpheli yani. Ali midir, Veli midir, Ahmet midir bakalım. A'yı buraya koydum. Şimdi V'yi buraya koyabilirim. Bu durumda ne oluyor? 6'nın birlisi. Sonra 5'in ikilisi. 3'ün üçlüsü. Hayda. Yine aynısı geldi. Vallahi aynısı geldi. Ali'yi bu tarafa alsam. Veli'yi aldıktan sonra. Bir tane oradan gelecek. Evet onu yapalım bir. Şimdi Veli'yi aldık buradan. Veli'yi bu sefer buraya koyduk farklı odalar diye. Bu sefer ne olacak? Bu sefer 6'nın şunu sildim. Bunun aynısı oldu deminki. Dolayısıyla burası artık 2 değil. Üçüncü durum geldi. 6'nın ikilisi. Sonra 5'in 5'in mi? 5'in olmaz hocam. 6'nın ikilisini yerleştirdin. 4 kaldı. Çok haklısın. Dikkatli takip ediyorsun beni. 4'ün ikilisi ve 2'nin ikilisi. Bu başka geliyor galiba. Evet. Bu cepte. Bu dursun. Peki. Veli buraya koyduk. İşler değişti. Şimdi geldim. Ahmet'i buraya koyalım. Veli'yi buraya koyalım. Arkadaşlar şu ilk yazdığımdan bir tane daha gelecek. Dolayısıyla burası 4 olacak. Siz sonrasında Veli'yi alıp buraya koyarsanız buradan da aynısından gelecek. 2 tane de buradan olacak. İşte bu ifadeyi toplayıp
bu ifadeyi hesaplayıp öteki ifadeyi hesaplayıp toplarsak bu kadar farklı durum söz konusu olacaktır diyoruz. Çok iyi sorulardan bir tanesiydi bilginiz olan. Soru. Bir çiçekçi 5 farklı açelya türünden 3'ünü, 3 farklı papatya türünden 2'sini kullanarak 5 çiçekten oluşan bir demet çiçek hazırlayacakmış. Çiçekçi bu şekilde kaç farklı demet hazırlıyor? Arkadaşlar 5 farklı açelyadan 3'ünü kullanacağına göre 5'in 3'lüsü gelecek. 3 farklı papatyadan 2'sini kullanacağına göre 3'ün ikilisi gelecek. Bu durumda da 5'in 3'lüsü 5'in ikilisine eşit olduğundan dolayı 5'in ikilisi biliyorsunuz 10. 3'ün ikilisi 3'ün birlisine eşit olduğundan dolayı 3 ve karşılığı buradan 30 gelecektir diyoruz. Arkadaşlar kombinasyon ve gruplama sorularının sonuna geldik. Senden beklentimiz şimdi acilen öğretici testleri çözme zamanı. Hadi bakalım. Başarılar.